Evet. İşe başlıyorsunuz herhalde. Evet. Biberleri dün akşam gelenden geri biberleri topladık. Şimdi fasulyeler mi? Yani dün Giresun'dan geldikten sonra hemen saat 2'den sonra biberleri topladık. Domatesleri topladık. Patlıcanları topladık. Bugün de Allah nasip ederse kuru fasulye dediğimiz fasulyeleri hasat edeceğiz, burada olanları. Şuradan başla. Bismillah diyerek başlayacağız. Bayağı da dökmüş. Evet. Ne fasulyesi bu? Önce şuradan başlıyorum. Başla bakalım. Şuradan. Şöyle. Evet. Başlayalım. Kurumuş epeyce. Evet. Aslında ürünleri söketsek. O zaman elinde toplayacaksın ama. He? Elinde toplayacaksın, söküt. Öyle daha mı zor olur? He. Ne bileyim, söküt öyle topla, fark etmez. He? Zaten çangalları da toplayabilirsek toplayacağız. Tamam. Sen öyle topla ayakta da şimdi bir ta. Yani fındık toplar gibi topluyoruz. Aynen. Ve onun da vakti geldi, daha o kalmadı. Yeşil olan da var aralarında. Al al, onları al sen. Hepsini alıyorum ne varsa. Daha buraya gelme şansımız yok şu anda. Kuruyan kurumuş. Bekletmiyorlar, ben ne yapayım. Ben biraz daha olsun. Ya, fasulyem tohumlu gideceğim diyorum. Yemelik diyorum, anlatamıyoruz. Ya ne yapalım? Bu kuru fasulyeleri ekiyoruz. İşte hangi ayda ektik biz bunu? Ya Mayıs'ta ekiliyor işte, tamam. Yani Mayıs gibi ektik. Evet. Bunu biz Ekim, bilemedin, Kasım'ın ilk haftasına kadar bekletiyoruz. Bak geldim, fasulyemi topluyorum. Burada olanı topluyorum. Burada olmayan fasulyemi de kuzey tarafında, köyün kuzey tarafında bir bahçemiz var. Oraya ektim. Onlar yeşil işte, az daha olmaz. Yeşilleri de toplayayım. Topla, toplayacağım, daha ben onlara gelemem ki. Topla, onları da direk edeceğim, yani böyle tane edeceğim. Bu tanenin kilosu aslında 100 liradan fazla. O yeşilleri de çek, dur bakayım. Bunlar çok güzel sarmış. Senin lafın aynen kumşun gibi. Yani. Yalana bak, seninki olmasın ha. Aha. Boyun uzun diye seni onları toplasın dedim, hani dallara saranı. Bu koyda da var. Bunu at, elinin altında da var. O öbür elinin altında. At onu yere, sonra toplarsın. Bak şu tarafta altında. İki tane var. Heh. Zaten elimle tutuyor mu onu? Öyle mi? Ha. Bilemedik. Var o elin. Fasulyem nerede şimdi? Şimdi attın ha elinde gene. O tarafa da attın 3 tane. Bak bakayım var mı? Yere döküldü o. Hiç de gözümden kaçmıyor ha. Yok yok, dalın içinde üst tarafta var gene. Ben görüyor mu buradan? Aa, kaç yıldır fasulye şeyindeyim ben. Şu tevekte de var bak. Yerdeki tevekte 2 tane, 3 tane. Al o küçüğünü de. Hı, buldun. Da şeyin arasına saklanıyor, yeşil ya yaprağı. Bunda değil. Tamam, daha yoksa. Arkanda var bak, küçük bir çangal da var. En arkada. Ya ben çangalları da toplayacağım da, şimdi toplayalım da dedim. Elimizde bir tane tırpanla gezdirmeyelim. Bunları sıyırıp incesini, işe yaramayanı yakarım zaten çangalın.
Aleyhisselam. Başına topluyla karısını çekiyor değil mi? Evet. Aynen öyle. Ha. Şimdi de yakaladım seni de. De bak ki. Kan abi çalışırmış değil mi? Ha. Gördün mü? Senden öğrendim hayat müşterek. Ha. 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 Aynen öyle. Boyu olan fasulyeler de o alıyor. Yukarı saranlara. Yani sırık yüksekse ben alıyorum Salih abi. He. İşte. Ha bu dala saranları, yüksekleri o alıyor, alçakları ben alacağım şimdi. Hepsini o yapamıyor zaten. Bir de sen yılandan korkuyorsun. Yılan varsa ben korkmuyorum böyle. Yerlere giriyorum. Çünkü senin yılandan böyle kertenkeleden... Korkuyu değil birden fareden, şey edince çığırırım. Fareden böyle. Aynen. Gördüğün zaman artık daha 10 dakika, 20 dakika seni durduramayız. Bunun için çığırma çığırırım. Şey korkmam varsa, da çığırırım. Buralarda şey varsa, yılan varsa ben giriyorum böyle. Muhtemelen de vardır yani. Var, burası şimdi güneş de var. Çünkü sonbahar artık daha kış uykusuna yatmadı. Ama ben yılandan falan korkum yok. Biz öyle şeylerden korkmayız. Belki kış uykusuna çekilmiştir diyeceğim ama çok güzel bugün sıcak var. Dün de öyleymiş. Güneş geldik olmasa, güneş dün de öyleydi. Güneş yakıyor aynen böyle. Yaz güneşi. Temmuz sıcağı gibi. Gece soğuk oluyor da gündüz iyi. Vallahi bu sene hasat güzel. Ha, bu tarafa doğru olanlar da olsaydı güzeldi de bu tarafta oldu, o kıyıda olmadı. Ben bu zaman yani bu sene havalar iyi gitmediği için fazla ekim yapmadım ama yapmak lazımmış. Zor oluyor biraz kuru fasulyeyi toplaması. Ne yapalım? Ama olgunlaşmış yani. Tam hasat zamanı. O yoldan üstünde de var. Fındık toplar gibi topluyorum. Herhalde böyle toplanıyor. Öyle. Kaç senedir böyle topluyorum. İyi bir güzel de güneş yerik bugün. Bunun kilosuna 80 lirayla 100 lira verme şansım yok. 80 ile 100 lira arası gidiyor bizim burada. O da yaşı gurusu değil. Valla gurusu şeyde ordu da aynı benim abi şeker fasulyenin şeyinden. Ne fasulyesiymiş şu? 250 lira kilosu bu yıl. Bir kilosu. Bir de bizim bu Tiraboğlu Görele tabi iyi nesiller Çanakçı Güce Doğan Kent Esbiye aynı yörede işte. Bizim bu yörelerde yetişenlerin ayrı bir aroması oluyormuş çayda fındıkta olduğu gibi. Bugün Rize çayının içine bizim bu yörenin çayını harmanlıyorlar. Öyle tat geliyor yani. Yani lezzetli oluyor kuru fasulyede. Çünkü Rize'de, Trabzon'da, Of taraflarında çok yağmur yağdığı için aşırı sellerde de görüyorsunuz. Sürekli heyelan oluyor. Siyah şey toprak zaten, derin toprak. Oralarda sürekli içindeki vitaminlerden yoksun olduğunu düşünüyorum. Ben ziraat mühendisi değilim ama edindiğimiz tecrübeler onu gösteriyor. Bizim burada toprak ayrı bir aroma. Çayında olsun, fındığında olsun bak aynı şey fasulyesinde de var. Şimdi bizim buralarda böyle fasulyeler sık yetiştirmediği için tadının ne olduğunu bilmiyorlar. Onun için tatmak lazım. Burada yani turşuluk yapıyorlar, bir turşu koyuyorlar. Başka yörede yetişen fasulyeleri bakın. Bir de burada yetişen fasulyeye bak. Bak buradaki
daha marka. Daha lezzetli. Çok lezzetli. Aroması daha güçlü. Çünkü oranın fasulyeleriyle kıyasladık biz. Armudu da, elması da, kirazı da hepsi lezzetli oluyor bizim burada. Bizim burada yetişen ürünler böyle kısık ateşte demlenen çay gibi. Yavaş yavaş böyle. Ne çok yakıyor, ne çok üşütüyor. Kıvamına göre gidiyor. Pazar tezgahına gelen fasulyeler Giresun'un yerli fasulyeler. Tamam mı? Evet. Onlar klasik fasulyeler. Bunlardan hem turşu oluyor hem böyle kuru fasulye oluyor. Ama açık söyleyeyim lezzeti şu ayda şu günde toplanan fasulyenin lezzetini vermiyor. Ben bunu denedim. Kaç senedir deniyoruz. Bunun hasat zamanı Ekim'in 15'inden Kasım'ın ilk haftasına kadar. Hatta biliyorsun değil mi? Bir de kar yağmıştı da kuzey tarafına ektiğimiz yerde. O geç ekmiştik onu. O zaman da olmuştu ama çok olmuştu. Çok olmuştu. Hatta yarısını topladıydık. Sonra da gittik Giresun'a. Tekrar geldiğimizde bilmem şeyde o zaman topladık. Bir ay sonra mı geldi? Öpeceksene sanki daha dökecek de alacaksın. Çeksene tebe aşağı doğru. Kontrollü gidiyorum, kontrollü. Yok yok hani daha dökecek diye bir sıkıntımız yok. Tebe kopmasın diye. Tamam anladım da. Ha. Bak arkandaki mesela en ilik olmuş, ne gülünlük almış, ne bir şey bak. Bu erken olmuş. Erken fasulye. Gülün bile kurumuş. Ha, şalak olmuş o da salatalık. Tohumluk yapacak. Var 2-3 tane herhalde. Bilmiyorum bayağı da vardır o yukarıda. Evet kaldıysa da kaldı. Heh. Yok. Daha yok. Aa. Ne oldu? Aa. Bak. Ne bak. Yok? Benim karşımda. Bundan kimsenin haberi yok. Annem bakayım toprağa. Ay tebeğini göreyim. Ay düşürdüm aska. Aha tebek. Aa beni topla diyor bak. Hasat zamanı gelmiş ha. İşte bunu görememişler. Ha, bak bunu görememişler. Bunu görüp işte böyle kopartamamışlar. Aha. Gönzer. Aha. Aha. Bak beni hasat edin diyor. Aynen. Sen Trakyalısın hasat edin beni ya, diyor değil mi? Artık daha bu saatten sonra tok kabul beklenmez. Geç. Geç doğdu. Geç hasat ediyor. Bu kadar bu saatten sonra daha bu vermez çünkü havalar soğudu. Hı hı. Diğer büyüklerini aldık, büyüklerini kestik. Bu tarafta da var gene bir tane. Diğerlerini de bir komşu almış. Komşulara verdik. Yani kopartmış biz burada yokken. Almış helaline hoş olsun. Çocuğu istemiş. Yusuf'a verdik yani mi Yusuf? Ne dedi? Amca dedi bu karpuz benim dedi. Evet. Yusuf'un karpuzunu dün almışlar diye üzülmüştüm. Ama baktım ki o kendisi kopartmış almış. O zaman sevindim. Memnun oldum. Alsın. Seneye Yusuf'la beraber dikeceğiz. Yusuf dediğimizde bizim amcaoğlunun torunu heves ediyor böyle şeylere. Amca dedi seneye beraber ekelim dedi. Tamam dedik. Şimdi dere kumu ile birlikte ekeceğiz seneye. Toprağını sıyır bari. Yok. Böyle. Tebeğe de yeşil mi bakayım? Şöyle. Oh. De ama artık beni hasat edin diyor baksana. Bak. Tamam oldu artık. Hani yok yok tebek bile vurmuş. Yeni doğmuş çocuğun göbeği gibi böyle bak. Tebek. Göbek kesimi gibi tık. Yukarıdakini de bakarız da.
Şimdi az fasulyelerimizin topladığı bölümde bu vardı. Ben bunu bir alayım böyle. Aynen. İneyim. İn de o çuvalı da al. Bak bu. Abi şu fasulye neden? Şey. Bak. Bu boşaltıyorsun. Bir etek, bir etek doldurdum. Evet. Evet, bir peşte mal doldurdunuz. Evet. Karpuzu düşürme sakın şey gibi. Ha buradan yolu aşağı gider de. Ne? Yolu aşağı gider de. Esra de. Biz de halledeyim biz de. Hem kesince de gösteririz arkadaşlara. Muşa. Gel. Al bu karpuzu al. Gel. Tamam. Gel al da içeri götür bunu. Karpuzu sonra keseceğiz, onu gösteririz keserken. Gel. Ben sıcağı kız. Al. Al içeri koy, birazdan kesince yersin. Ya bırak içeri, tamam mı? Sehpanın üstüne bırak. Sen de peştemalını çöz de bakalım, gene başlayalım. Bak. Unuttum. Ya öyle boşaltacaksın sen. Yani ters çevirecek ki. Bayram namazının seneden seneye kılınması gibi. Biz çuvala nasıl? Hı. Hayır, luylu olsun. Al biraz da sen topla. Tamam. Hı. Şimdi sıra sende, sen topluyorsun. Tabii şeyler de buluyoruz. Şimdi testemalı basaltıp tekrar çıkacağım. Aşağıyı topladım. Bu baz vardı. Şimdi buralarda da var. Yukarılar var. Şöyle. Var. Yoldan üstü var da buralara gideceğiz. Heh mübarek be. Bak buraları sökeyim, buralara geçeceğim. Tüpeş tamam. Kapıdan çıkar şimdi gene. Kapını boşaltayım. Bu tarafta olsaymış var ya bayağı olacak. Bir salat alayım bakacağım. Geleyim. Şimdi bırakmayalım daha bu tam acı biber, turşuluk biber. Bu köy biberi. Evet, şey bildiğimiz köy biberi. Kalmasın burada, bunu da toplayalım. Bu tam acı, böyle ağzımda yiyemiyorum. Bunu. Turşuluk biberisi. Da. Ha, köy biberi işte. Bunu 5 kısmı, 10 kısmı. Bir getirdileri de. Gittim daha buraya. Bizim Güler'in getirdiği fidanlardan olma. Değil mi? Aynen. Hı. Güler ablamızın. Evet, olmaz dedik ama onu doldurmuşuk burada yani. Hala da çiçek açıyor. Sonra o değil de bakar mısın, domatesler seraya koysan çiçek açmış. Sera yapsan üstüne bir şey domates. Tekrar he. Biz gidince bunlar çiçek açtığına göre tekrar biter değil mi? Tekrar eğer döllenirse domates olur. Üstüne sera yapsan. Baksana şimdi çiçeklere, domateslere. Domateslerimi koyayım. Tekrar domatesler yeşermiş. Bunun üstüne Nurcan sera yapacaksın. Ocak ayına kadar dökmeye devam eder bu domates. Bak şöyle, tekrar çiçek vermiş. Demiş ki ben Haziran ayına, Haziran'ın sonuna kadar sisli puslu geçtim. Olmadım ama şimdi verime devam ediyorum demiş adeta. Dile gelmiş, bize mesaj veriyor. Şöyle çiçeklere bakın. Bunlara arı konarsa tekrar domates vermeye devam edecek. Ama kızarır mı, kızarmaz mı onu Yüce Mevla bilir. Yeşil yeşil olur.
Şu anda seraya almak lazım aslında. Biberi çözü diyorlarmış da çiçekli gene biber oluyor mu? Çiçekler çözünü dikiyorlar. Bunun sen hani dallarından köklendiriyordun bunu. Şimdi ben ne yapacağım onu? Kışın buraya mı geldin? Kışın buraya gelmeyeceksin de. Seralık şekilde yapalım bakalım, bir deneyelim. Ben de bunu topladım. Evet. Hep şalak olmuş salatalık var. Fasulye, biber, hepsini bir araya koy. Alacağım onu da sonra peştem mi? Sen bir peştem al, ben bir peştem al. Ha bunu bari toplayayım. Hava seçkime çıkamayayım ha burada. Bu hava da karardı, akşam oluyor artık. Buradaki fasulyeyi sen görsen hiç çıkmaz. Ya bunun yarını da var, yarın toplarsın ya. Yarın da var, öbür güne de var. Biz buraya 2-3 günlüğüne geldik. Öteler de var aslında. Şey de var, kiraz yanı var ya. Kiraz yanında var. Hasan yerinde var. Bak mısır sakalım, kadın kolunu gidelim. Ha bu genişleri tohumluk bırakacağım da, ha bu yeşillerini şu koyamadık şimdi. 5 kilo koydum, tamam. Bunlar artık daha teşekkür ediyor da böyle topluyor. Oyuncakları mı da? Ne oldu, çok mu var? Yeşil katlanmış gibi. Yemeklik, yemeklik. Bu yemeklik fasulye mi? Evet, bu yemeklik fasulye. Beyazlar yukarıda, onları yarın toplayacağım. Bunlar yemeklik. Şu şey, fakir fasulye mi deniliyor? Fakir fasulye mi? Adı fakir fasulye. Giresun'da öyle diyorlar buna. Fakir fasulye mi? Fakir fasulye diyorlar Giresun'da. Fakir fasulye. Olsun, ha bu geniş paduşlu ya. Seni de ben alıp geleceğim bakalım anne. Anne olacak mı? Anne fasulye. Adı fakir fasulye. Şey de. Anne. Ayşe'den aldım ben bunu. Anne. Ha bak. Fakirlikten ölmüş o. Şey geniş paduşlu var ya. Ha bu tarafa Ayşe verdi. Buraya Ayşe fasulyesi dedim. Yukarısı Nasır fasulyesi. O kadar da döktün mü? He? O kadar da döktün mü? Kahve döktü ama o yananlar bilmiyorum. Oraya da çıkacak. Yananlara bir şey değil. Ama böyle genişle dökmedin ağzınla. Bir dökmez de bizi bilmiyordu yurda. İşte zaten şey yer, alt olmayan yer. İşte bu alt olmayan yer, dökler dök şey oldu, beridekiler oldu gene. Ne yapayım, Giresun merkeze gittik. Aşağı yukarı bir ay oldu. 20 günü geçti yani, bir aya yaklaştı. Hı hı. Bu illa ben köye gideceğim. İlla fasulyelerimi toplayacağım. Domatesimi, patlıcanları, geride kalan bütün ürünleri toplayacağım diye başımızın etini yedi. Gece kalkıyor, rüyasında fasulye topluyor. Allah seversen. Her gün telefon gelmesin o zaman köyden bana, şurada şu kadar dökmüş, burada bu kadar dökmüş dediği zaman ben de hani köye gelesim geliyor. Hep rüyalarında görüyor köydeki ekip diktiklerini. İlle ben gidip bunları hasat edeceğim diye. Ben de en son... Elinden aldım bak. En son dayanamadım. Şu da çok güzel. Ne yapayım? Bizimkinden niye aldın demiyor sana yani. Sen de şimdi sanki gümrük kapısı gibi. Yani biz Nafi'ye diyecek ki sen bunu, bu fasulyeyi bizim fasulyeden mi aldın diyeceğiz. Sen gördün ancağını mı? Ya biliyorum. Ben bilmem, görmemiştir. O görmüyor öyle şeyleri. Görmüştür. Ben o kadar şey bir adam mıyım ya? Orada görmüştür. Ben de yani kısacası dayanamadım. Nurcan'ı getirdim köye. En son dedim bugün. Peki, ayın kaçı? 13'ü mü? 13'ü bugün. Evet. Bugün 13'ü. 13 Ekim tarihinde Nurcan'ı tekrar Giresun merkezden buraya getirdik. Anne, ürünlerini hasat ediyor. Senin için niye getirdik? Ha bu kız. Senin fasulyenden. Ne yapıyorsa fasulyemi almaz. Neden biliyor musun? Almıyorum. Neden biliyor musun? Daha bir karı dedi ki bugün görürüz. Ha bu dedi tohumluğunu dedi, eğer birine verirsen dedi olmazmış. Ben niye verdim sen? Seninki ama verdiğim böyle değil Nazlı. Yalan atma bana şimdi bak. Ha bundan değil. Ya alamadın. Bir sana yarın toplayacağım, göstereceğim. Benimki karşı içinden. Tamam Ayşe'ninki de daha fena. Ben alamadın
Tamam. Bu Ayşe, o sisi böyle fasulyesi varmış, ondan verdim. Doğrudur. Seninki nasıl biliyor musun? Daptar oldu. Şey, ben, şey olsun da. Topraklı yere de oldu. Bana bak bana. Ha bunlar olur mu tohumlu? Dizeler... Olur olur düz. Ha ben de kendimden geri gene şey derim. Seninki de aynı bunlar. Bundan ha al. Ha bundan aynı da. He. Eğer tohumluk verirsen, yani bir başkasına he, onun şeyinden verirsen, fasulyesinden verirsen şeyin mi gidiyor? He, surun gidiyor. Gidiyormuş dedim, değil mi? Verdim dedim geçen yıl. Sen ne dedin şimdi ona? Onu ben Nurcan'a verdim. Seninki de bize geçti şimdi. Seninki belki de size geçti Nurcan. Ama seninki geniş karıştı seninki. Neyse, neyse. Ha, bu, ne? Ha bundan seninki. Niye ettin paylamı o zaman? Seninki bundan. Ha bundan. Böyle geniş karıştı oluyor ama bana verdiğin başka türlü. Nasıl? Küçük küçük abi şeyli. Altı var mı duranın? Altı olan yeri de var ha. O ahır bağı var, şey var, o bir ekmeseydin taraf... böleceğimi madem ben bir... Ettim mi? Onu yarın toplayacağım, göstereceğim abi. Nurcan, halama kızamazsın. Ne? Aa, benim halama kızamazsın, gördün mü? Efendim kızım. Gördün mü kız? Gördün mü? Ha kadın dedi ki, kime verdiysen dedi, o kabak falan olmaz ha dedi bana. Sürün gitmiş oluyor dedi. Bak vallahi bak, bir kadın da dedi ki... Nasıl oluyor biliyor musun? Kadından, onu biz biliyoruz. Kadının evveli, onu verdiğinden evveli ekeceksin toprağı. Hah bak, ha. Görüyor musun? Hah, kadın da öyle dedi bak. Eğer dedi kabağını veriyorsan dedi çekirdeğini alacaksın dedi bak. Çekirdeğini bir başkasından tohum aldınsa değil mi? Ondan ha. Evveli, sen ha. Ona verdin mi? Zamanı geldi sen mi? Ekmedin miydi bağ verince? Nerede ektin miydi? Ama ben ekmedim ki onu sonra. Sonradan ektim. Epey ya bir de sen, ben de kiraz ayında ektim. Şey, ekini. Aynı benim. Önce ekti, bilmiyorum. Yani birine tohum verdin mi ondan önce ekeceksin değil mi? He. Ondan sonra ekersen seninki ona geçmiş oluyor değil mi? Size geçti benim turum. Evet bu da bir inanç. Şimdi toplamadın mı hiç bu yıldır bir çuval bir çuval topluyordun adı. Evet. Bu bir da çuval, bu. Bir çuval ne iki çuval bile topladığını gördüm ben seni. Bu nerede? Bu yıl. Olur. Bir çuval. Kızlar hiç beni bilmiyor hiç. Turşu koymadın mı? Turşuyu ben satın alın da koydum mu? Ufak tefek. Yok ufak tefek koydum tabi. E tamam ben bile buradan getirdiğimi 5 kilo turşu koydum az bir sen kadar. Beyaz fasulye ettin bundan. Annene gidelim daha. Köpekler sizi saldıracak. Hani köpekler sizi? Köpekler akşamı geliyor. Tamam gideceğiz eve gideceğiz. Uçun ta eve barfa gidelim. Sabaha kadar topla buradan. Uçun akşam ezan okunacak şimdi. Değil toplasın sabaha kadar. Bu da ışık var ben bu kadar bu makineyi toplayacağım. Ne gördün mü? Neymiş? Nuri'yi sabah yedim evden uygulamıyor. Nurcan haydi bak havalar karardı. Sokak lambaları yanmaya başladı. Bura görüyorsa tablasın deme yasım ama. Yemek yapacağım diyorum. Ben. Evet. Nurcan illa ben diyor geldim. Lamba da yanıyor diyor. Ben bunu diyor toplayacağım diyor. Araba buraya toplayacağım. Bak bu da gel yasım ya. Gelin. Geçen ben çukura düşmüştüm deryalar gelince. Hı. Sonra ben köpe gelmiştim. Videomunu vurtarak beni atmıştı. Yani baya yavaş gidiyoruz yani. Değil mi? Evet. Ben de fasulyeye bak. Bu fasulyenin yüzünden yavaş. Bak. Değişim. Büyük değişime gidiyor. Al bakayım. Bak bunlara. Zincir yok mu bu sayı? Var. Niye koparmadın? Bu ala fasulyeler beyaz fasulyeden değişik. Bunlar kuşluk. Bunlara ne deniliyordu? Ala fasulyeler, barbunya o şeyine düzene. He. Bunların da fiyatı çok pahalıydı. Evet tanesi pahalı mı? Bu da pahalı. Bunun da kilosu 60-70 lira. Bir kilosu bile yaş kemi. Evet, beyaz fasulyeden sonra başladık şimdi ala fasulyeyi toplamaya. Şu topladığın ala fasulye mi? Bu ala fasulye, Mısır'ın arasında olan fasulye. Fazla hani olmadıydı ya. Aha. Yanan bu, yandı, yanmayan kaldı. Bu lahana çorbasının bilhassa içine katılarak yenilen evet, fasulyelerden değil mi? Renkli fasulye. Turşuluk. Bak. Yani yeşili tam yani olmamışına turşuluk deniliyor. İncesine. Yine de turşuluk vardır şu anda onda. Var ya, var. Bunda biraz tutmadım. Hı hı. Aşağıda da vardı, 15-20 sandalyelik. Çok olacaktı da. Bundan sonra bu şey yaktı.
Arkaya doğru. Bunu kokuyacağım ha, bak. İşte bak, şey olanlar verdi tabii. Ondan daha turşuluk olmaz ki ondan. Turşu olur mu ondan? Ha, olur olur bak. Turşu nezdinden olacak. Sen bunu yiyorsun. Bu yemek oluyor. Yemek de oluyor. Hep turşuluk, ben turşuluğum da var. Tutmadım diyor mu? Bir de yine 5-10 kilo var. Anne. Sen de benden taş yapmadın mı? Hı? Ben burada vasıda toplarken sen beni demin şaşırtmadın mı? Şaşırtmadım tabii. Nerede şaşırttın seni? İstanbul'da. Burayı o yağmura, sisliğe, soğuğa kazarken ki gün aklıma geldi ha. Neydi o, Mayıs ayıydı değil mi? Nisan'da kazdık değil mi? Nisan sonu muydu? Bir sisli puslu soğuk bir hava vardı değil mi? Evet. Ben bir kazak giymiştim, üstüne bir de hırka giymiştim. Ne? Yine de üşüyordum. Tabii o zamandı. Hem belledik. Hem kazdık. O eskidenki o çekimlerde YouTube'a attığımız tarih belli ya. Orada belli. Buradan daha kovar yağmur var mı? Varsa o ileride vardı. Sen benim yanıma gelme sakın. Burası bitir. Buralarda da var. Ben ses tamam dolmak üzere. Şimdi dolmuşsun mu? Bu tarafa geçelim. Ha, burada var mı orada? Vardır da ileride. Bazı o ileride bir liste var ya. Oraya geleceğim ben. Buraları toparlayayım mı? Şimdi sıra sıra kızım. Akşam oluyor zaten. İkindi okundu. Yani yarına da bırakamayız hemen. Yarın da başka işimiz var. Bu tarafta var fasulyelerimiz. Geliyorum. Evet, bitirdin herhalde. Şu beyaz fasulye. Sırtındaki ala fasulye. Ha, gel. Beyaz fasulye. Bugün öldük. Gel. Esra çık oradan. Kaç oradan değil mi? Anlasını. Bak, ne buldum? Daha vardı da kap bulamadım. İzim kalmış şeyde. Orada. Tepe dokta gibi toplayacağım şimdi. Tamam, toplarız. Şimdi ha, bu beyaz fasulyemiz. Bugünden beri fasulyemiz. Evet, ikilik çuvalla. Bak. Sen göreceksin oğlum. Ben de boşaltacağım şimdi de. Ben kıralım o da. Benim kralımı da karıştırma. Yalnız beyaz fasulye. Karışırsam tatlını yabartırız. Ama ben kötü bir değilim. Evet, bugünkü hasılatımız bu çuval. Buradan çıkan. Bu çuval. Önden de. Evet. Bu şey, bu ala fasulye. Tamam, neyse. Tanımıyorum. Tohumluk, şeylik, turşuluk. Şimdi öbür taraflara doğru gideceğiz. Yarın Allah nasip ederse. Mücadele verdim de topladım hani abi. Yarın doğru iyi bakalım. Evet, bugünkü hasılat. Bunlar seçilecek. Bu. Bu. Yarın onları serer gideriz. Evet, bugünkü hasılatlar bu şekilde. Cins ayırdık ama beyazları hep bir araya biriktirdik. Hep bir araya serdik. Şöyle. Bugünkü fasulye hasılatımız bu. Bu akşam biz bunu ara ara alır. Fındık soyar gibi soyarız. Kabuğundan çıkartırız. Ama çıkartmadan önce şöyle bir harmanda
bugünkü hasılatı gösterelim dedik.